Efendim insanlık tarihinin başlangıç noktası 12 bin yıllık geçmişi olan Mezopotamya'nın kalbi Urfa kentinden herkese merhaba. Bir Urfa'da ne nedir isimli videoda da sizlerle birlikteyiz. Efendim Urfa'da turkuaz renge cengeri kırmızı ise anne denir. Anne önemlidir. Neden? Çünkü kırmızıdır. Çünkü kırmızı renk Urfa'nın kırmızı çizgisidir efendim. Hani kırmızı olsun 10 kuruşun fazla olsun deyimi rivayet odur ki buradan gelmektedir. Hazır rivayet demişken hafif erkeğe rabbu'i deniliyor olsa da hafif kadınlara da zilli yerine telingi denildiği da yine rivayetler arasındadır. Bu iki tür insandan her zaman için uzak durmak ruh sağlığımız açısından çok ama çok iyidir efendim. Mesela yorgan mitili izardır. Evet yorgan mitiline izar denir. Beyaz beze ise kahke bezi denildiği de yine bilinmektedir. Ablanın bir arkadaşıyla alışveriş yaparken manufaturacı abi aynı şöyle seslenmişti. Arkadaşlar önce şöyle dedi. Uuu. Hacı hele bakmanca sağlam hele. Aynı çındır kimin. Hele dur sorun bakma hele. Tükençi tükençi. Bu arada abi elinde telefonla ilgilenmektedir ve hiç duymaz. Kadını duymazdan gelir. Uuu. Hele bak Hacı geliyor musun? Hiç bakmıyor. Zahar işi var. Hele dur şey girdi ne sorun. Oğlan, oğlan, bu izariyin metresini kurbanani. Ha, Bu ne uladaydı? Oğlan nedir? Cık, Allah Allah, ayıp ya. Yani halkın şu niye öyle e, oğlan oğlan diyorsun? Hoş değil. Neyse, e, bu arada daha önce de etin sinirinin çımdır, girdim e, ise çırak olduğunu önceki videolarımdan birinde bahsetmiştim. Efendim, Urfa'da e, direge mertek denir. Evet, asma direği ise arzeledir. Ha arzala önemlidir efendim. Eski e, Urfa evlerinin böyle bozulup e, kafe tarzı yerler yapılıyor ya. Onlardan birisinde bir arkadaşım biriyle oturmuşum böyle çay içiyorum. yan taraftaki evin e, hanımıyla komşu teyze arasındaki diyaloğa şahit oldum. Aynen şöyle dedi. Nâile teyze. Bak Nâile dayı değil ha. Ah. teyze de değil. Nâile teyze. Nale teyze angutları hep bir damdaki erişimizdeki koruklarımızı nikilliyor. Yani bu Mehmet abi de askerden geldiğinden beri hep bir matarın kapısını açık bırakıyor. Bütün ondan sonra angutlarınız gelip koruklarımızı yiyorlar. <laughs> ya ne diyeyim ki şimdi. Neyse sen gene de dama çıktığı zaman e, uçuracağı kuşa dikkat et. Anam yani Allah muhafaza yanlış arzeleyi tutarsa. Neyse he, ne dedim efendim. E, nerede kalmıştık he? Eski Urfa evi demişken biz onlara hayatlı ev diyoruz efendim. O evlerde gece uyurken yıldızları izlersiniz. Kimsenin balkonundan yıkadığı halının suyu üzerinize uyurken damlamaz ve komşunuzun trede düştüğü gecenin bir vakti abuk subuk seslerine maruz kalmazsınız efendim. Bu arada trede düşmüş deyimini de hemen sizlere aktarayım. Efendim evlenme çağına gelmiş genç ergen uslara e, yani Haziran'ı Temmuz'a yetişen ergen uslara trede düşmüş denir. Yani cümle cümle içinde kullanmak gerekirse la nedir beni be yine La eve gelip tası sahana sahana tasavuri. Hacı abi bu zar trede düşmüş ha. Denir yani, efendim ismine ariş denen asmalarımız, koltuk takımı yerine divanlarımız vardır. Gece Urfa Divanı eşliğinde yıldızları izleyerek, hayallere dalarak o evlerde uyunur. Üzerimize yorgan değil de mitil örteriz. O mitiller ise tertemiz değil, pak arızilidir. Ne diyorduk? Hasır kelam. Urfalı olmak bir ayrıcalıktır efendim. Videomuz burada son bulurken kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Rabbi'lerden ve telingilerden uzak durun efendim. Bu arada Hulk izi ve perspektifizi de geniş tutmayı unutmayın. Daha de iyi